Yaptın. Gerçekten beni boyadın mı ya şu an? Ya bu yaptın ayıp. Muazzor horozum. Bizde bir laf vardır arkadaşlar. Tavuk horoz. İşte. Çok iyi oldu. Vallahi demedi, Allah seni kahretmesin. Neyse arkadaşlar lütfen. Boğulmadım. Oraları sansürledim. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün sizlerle sulu boya challenge yapacağız arkadaşlar. Evet, ikimiz sulu boya challenge yapacağız. Ve bunu çok farklı malzemelerle yapacağız. Yani aslında çok farklı bir malzeme değil. Hepinizin bildiği bir malzeme, kahveyle yapacağız. Herkesin evinde kahve vardır diye düşünüyorum. Bugünlerde hepimizin evde olduğu günler malum. Hep birlikte evimizdeki herkesin bulabileceği bir malzemeden birlikte bir sulu boya çalışması yapalım diye düşündük. Size konuğumu tanıtayım. Sevgili eşim Zeynep. Biliyorsunuz başka videolarında da bahsettim. O bir seramik sanatçısı. Evet. Daha iyi sulu boya yapabileceğimi düşünüyorum. Evet, şimdi bakalım bugünkü challenge'ımızda ben bir horoz çizdim arkadaşlar. Yani bu evin horozu olarak bir horoz resmi çizmeyi tercih ediyorum. İnşallah burayı kesersiniz böyle. Yani bu evin. Ben de böyle bülbüller çizdim. Ama bu evin bülbülü değilim. Şimdi şöyle, burada bakın birçok fırçamız var. Biz zaten ikimiz de güzel sanatlarla olduğumuz için yıllardır kullandığımız, Zeynep'in de seramikte kullandığı birçok fırça var burada. Fırça çeşit, seçeceğiz çeşit. Mi? Yani fırça seçmeli miyiz bilmiyorum. Seçelim mi? Seçeceksek. Malzemeleri tanıtalım. Ben bir keyif alıyorum. Malzemeleri tanıtalım, sadece kahve. Türk kahvesi. Ve alkolüsü. Filtre kahvesi. Pardon, şu Türk kahvesi. Sana demiştim. Bu Türk kahvesi diye. Şu filtre kahve arkadaşlar. Aynı zamanda kendi tasarımımız olan yeni modelimiz Amethyst'te de birer kahve yaptık, içtik. İçinde de kahve duruyor bakın. Bunu malzeme olarak kullanacağız şimdi sulu boyayı yaparken. Ya bu aslında teknik olarak monokrom bir çalışma arkadaşlar. Tek renk. Tek rengi farklı tonlarda kullanarak ortaya bir eser çıkartacağız. Challenge'ın sonucunda da bunu Instagram'dan oylamaya sunacağız. Kaybeden de, eğer ben kaybedersem Zeynep benim sakallarımı kesecek. Eğer Zeynep kaybederse ben de onun saçını keseceğim. Challenge'ımızın da sonucunda kaybedene böyle bir ceza var. Neyse ki ben kaybetmeyeceğim diye düşünüyorsun. Yani biraz şüpheli söyledim. Yani bir de bir şey söyleyeceğim. Ben daha önce hiç şeyle kahveyle sulu boya yapmadım. O yüzden deneme kağıdı istiyorum. Tonuna bakıp buraya geçeceğim. Ya yanlış yaparsam? Ben zaten her gün kahveyle sulu boya yapıyorum. Sen daha önce yaptın mı biliyorsun? Ben daha önce askerdeyken yaptım. Onu da kendi kendime basit, yani öyle profesyonel bir çalışma yapmadım. Tamam ama şu anda en iyisi olmak zorunda. Sonuçta ipin ucunda saçlarım var. Ne yapalım şimdi? Bak şurada beyaz kağıtlar var. Onlardan koparıp versene. Bu haksızlık bu ya. Neden? O zaman ben de test ederim. Evet. Edemezsin demedim. Lütfen ekranlar karşısında. Aynı kağıdını kullanacağız. İyi örnek olalım. Tamam. Aynı kağıdı kullanacağız. Kağıt bedava mı ya? Ha? Kağıt bedava mı? Bir kağıdın yarısını sen, yarısını ben kullanacağız. Tamam. Al bakalım, bunu da yap çalışma. En cool. Evet, şimdi ben kendi fırçamı almak istiyorum. Benim daha önceden bir Van Gogh serisi sulu boyama fırçası vardı. Ya ben kendi fırçamı alayım, geri kalan hep seninki zaten. Şunu alacağım sadece. Bu benimki işte. Bu benim uğurlu fırçam. Bu uğurlu fırça. Evet, bu fırçayla ben yıllar boyunca ne resimler ne sulu boyalar yaptım. Bakın bu fırçayı böyle kapatabiliyorsunuz. Gördün mü? O zaman... Böyle bir fırça. Muazzur. İnce uçlu bir tane evet. Seçeyim. Şimdi... Bir bakalım nasıl tutun. Çalışmaya başlayabilirim. Okay. Bu arada ben niye horoz tercih ettiğimi anlatayım. Bence horozlar ilk dinozorlar arkadaşlar. Ben horozun evveliyatının dinozor olduğunu düşünüyorum. Hatta bence yani horoz direkt T-Rex'ten bile geliyor olabilir. Bence horozlar dinozorlara, özellikle T-Rex'lere çok benziyorlar. Hatta ayak yapısı falan bayağı T-Rex. Ayrıca hiç siz bir horozun geri vites yaptığını gördünüz mü? Ha ha ha!
asla geri vites yapmaz. Buradan Denizlililere selam olsun. Bir Denizliler horoz yetiştiriyor diye horoz mu? Hayır. Denizli'nin logosu horoz. Tamam işte horoz mu adamlar? Horoz öyle meşhur. Evet şu anda Zeynep'in atölyesindeyiz bu arada. Evet evden dışarıya çıkmadık. Stüdyomuz... Yanlış anlaşılma olmasın. Stüdyomuz bugün farklı. Çünkü atölyemi evin içine yaptık. Bir evet. Akıllılık edip. Bakın daha önceki videolarımdaki arka planda diğer oda. Evin üst katını komple çalışma odasına çevirdik. Daha önce böyle bir fil yapmıştım. Onu buradan Ayşegül'e selamlarımı gönderiyorum. Ayşegül'cüme hediye ettim. O zaman Ankara'da askerdim. Malzeme kıtlığından askerde yaptığım sulu boyayı kahveyle yapmıştım. Ayrıca sana bir şey söyleyeyim mi? Bu fırçanın hakkını veremiyorsun. Şunu bir temizle. Ya ne yapıyorsun ya? Bak bir dakika. Ya, müdahale ediyorsun ama. Tamam ama bir şey göstereyim. Şu an ben kabul etmiyorum. Tamam bir şey göstereyim. Fırçan bırak lütfen. Ucuna bakar mısın? Tamam. Ucunu kullanabilirsin ne kadar ince olduğuna. İçini kahveyle doldurursan açılır. Ya ben zamanında onu emcüklüyordum ya. Ben zamanında onu ağzıma alıp emcüklüyordum. Bu arada fırçayı emebilirsiniz arkadaşlar. Hayır hele ki şu günlerde no. Niye fırça? Koronalı mı? Koronalı fırçam bu. Belli elim ayağım kahve oldu ya. Evet ellerimizi peçete yok. Ağzımıza götürmüyoruz. Peçete yok peçete. Şuradan peçete alalım. Ağzımıza yüzümüze sürmüyoruz. Bak evde peçete stoğu bile bitiyor. Zaten her yerde peçete bitmiş. Peçete yok ya. Ya şu çok enteresan, insanlar yemeklerden çok tuvalet kağıdına saldırmış. Ve dünyanın her yerinde böyle. Çünkü insanlarımız büyüğünü seviyor. Büyük en değerli şey. İnsanlarımız buna bayılır. Pembecik büyüğünü herkes. Buraya kesersin inşallah. Madem kahveyle dedik, kahveyle bitmeli. Ve ben halimden çok memnunum yani. Bakayım nasıl iyi gidiyor. Sen mesela nasıl koyu yapayım? Nereden yaptın koyu? Ben şunu kullanıyorum. Yani artık hep şunlara ikisini de batırmasaydın eğer. Ve kat kat yapıyorum. Bir saatte söylüyorum sana, beni dinlemiyor musun? Hayal ettiğim gerçekte ona. Ay beni yıldırdın. Hayal ettiğim gerçekte ona. Yıldırdın beni. Vallahi şimdi taş pulu boyalarım olsaydı coştururdum ben bunu. Neyse horozlara geri dönelim. Bu horozlar çocukken benim evimizin bahçeliydi. Müstakil evimiz vardı. Bahçeliydi. Annem de bahçede tavuk besliyordu. Bir gün gitti horoz. Tavuğun da bir horoz kankisi oluyor. Evet. Horoz. Ulan. İki işi aynı anda yapamayanlar. Çok mu komik? Aşırı komik. Çünkü erkekler iki işi aynı anda yapamaz. Erkekler diye genellemezsek. Çünkü öyle. Cinsiyetçilik var ya. Yok şimdi. Ben kadınlar dediğimde sıkıntı oluyor ama. Ya bu kanıtlanmış. Resmen kadın erkek ayrımcılığı şu an cinsiyetçilik. Bu konuşmaya daha fazla dahil olmak istemiyorum. Cinsiyetçilik olarak. Ya bak ispatlanmış bir şey olduğu için rahatlıkla söylüyorum. Ne ispatlanmış? Neyse ispatlanmış ya? Şuraya şöyle bir damıtacağım şimdi. Damıtacağım. Evet şimdi. Üfürteceğim şimdi. Bunu lütfen yakından çeker misin? Şu anı. Çekelim tabii. Bakın arkadaşlar, bu bir teknik. Size hayatınızın sırrını veriyorum. Şimdi alıyoruz, yoğunca bu şekilde damlatıyoruz. Bakın löpçük. Bakın löpçük diye damlattım. Buraya da löpçük diye damlattım. Şimdi bunu damlattıktan sonra elime pipeti alıyorum ve bu şekilde evet.
harika bir horoz. Ve kazanan şimdiden belli diyorum ama çok da egoma yenik düşmüyorum. Çünkü halk halen daha seni seçebilir. Yani ne anlatıyordum en son? Ha şey, annemin horozu. Ya horoz beni bir kovaladı, bir kovaladı. Neyse, tabi aradan 3 ay 5 ay geçti. En son biz bunlara bakamadık. Yani bayağı olay olmaya başladı. Uçuyorlar falan. Yapıyorlar? Uçuyorlar. Horozlar uçabiliyor mu? Gerçekten tavuklar horozlar uçuyor evde yani. Her yere saldırıyorlar böyle bahçede. En son annem dedi ki tamam bunları artık keseceğiz. Yok. Komşumuz vardı İdris amca. Halim Yasin o zaman daha küçük. Şeyi kestiler. 20 yaşında. Horozu kestiler. Horozu kestikten sonra horozun kesik başını Halim Yasin ibiğinden üstünden yakaladı şöyle. Yapma. Eline aldı. Evet. Anlatmasaydın çok korkunç. Daha küçük. Elini aldı ve hayvan bağırdı elinde. Çocukluk travması, nasıl çiziyorsun bunu? Ben olsam çizemem. Ben değil Halim Yasin. Sonuçta onu gören sensin. Gördüm evet. Çok bayağı korkunç bir şey. O gün anladım ki bu horozlar kesinlikle farklı hayvanlar. Yani ses teli orada mı onu da bilmiyorum. Tabii gırtlağı tam nerede onu da kestiremiyorum da. Ya kesik baş, yani başı kesilmiş hayvan bağırdı ya, akıl alır gibi değil. Çok korkunç bir hikaye. Yani çok inanılmaz bir şeydi gerçekten. Şok oldum yani. Ben şarkı söylesem sana öyle kızlandırsam. Söyleyebilirsin. Şarkı söyleyerek çizmek daha hoşuna gidiyorsa, daha senin için iyiyse şarkı söyleyebilirsin. Evet. Yalnızlığım pusu kurmuş, yollarını beklemekte. Evet, yeni sesimiz Zeynep bastıktan sonra Zeynep Zümre. Bekliyorum. Hadi gelin üstüme, korkmuyorum. Ben de şarkı söyleyeyim o zaman. Yey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 
ho 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 ho. Şarkıyı da sonunu getir. Hatta şöyle biraz şundan alıp şöyle ekeyim diyorum şöyle. Evet, taarruz olsun daha. Bak. Bak bak bak. Kuru kahveci Mehmet Efendi vallahi benden ilham alsın ha. Görüyor musun? On numara oldu, on. Evet, harika. Harika. Tek kelimeyle harika. Gerçek bir... Oo, peluş. Seninki daha güzel gözüküyor. Ana. Ana. Böyle gözükmüyor niye? Bak ben çok rekabet adamıyım. Uşak'taki oynadığımız tabuyu hatırlıyorsan. Yani ben rekabet insanıyım bak. Beni sakın mağlup olmamalıyım ben. Yenilirsem çok çirkinleşirim. Tamam yeterli. Daha fazla yapmak istemiyorum bence yeterli. Çünkü kontur atacağım. Mis, evet. Mis gibi koktu. Şimdi bakalım benim çalışmam nasıl oldu. Baba. Bakalım. Bakalım horozumuz nasıl. Oo, bebeğim. İşte gerçek bir horoz. Gerçek bir sanat eseri. Sanki Leonardo'nun ellerinden çıktı. Görüyor musun horozu? Videoyu ben bitireceğim bugün. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonucunu şimdi göreceksiniz ve bir sonraki videoda Mesut'un sakallarını kestiğini izleyebilirsiniz.
Bu iyi bir kapanış olmadı arkadaşlar. Bu hiç adil değil. Kendimden eminim. Arkadaşlar lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bakalım kim kazanacak? Bakalım kim kaybedecek? Ben resmime güveniyorum. Hatta şu anda size son şöyle bakın göstereyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kurumuş yollarını beklemek. Evet, benim biraz kursun diye bekliyorum zaten.